yola çıkmanız gerekir. Topluma da böyle yönlendirmeniz gerekiyor. Bir tanesi bu. 7 Haziran seçim sonuçlarına baktığımız zaman aslında geldiğimiz bugünkü nokta Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanlış politikalarından dolayı. Muhalefet olarak bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmek doğru değil. %41 ile AKP 7 Haziran seçimlerinden çıktı. Genel Başkanımız öncelikli olarak Türkiye'nin sorunlarını iyi bildiği için, iyi hakim olduğu için gelin birlikte uzlaşarak güçlü bir hükümet kuralım dedi. Ne yazık ki MHP yaklaşmadı. Türkiye'de bir değişim, bir dönüşüme ihtiyaç var. Gencecik çocuklarımızı toprağa gömüyoruz. Canlarımız acıyor, canımız acıyor artık. Nedir? Tek bir hedef var. Tek bir hedef, bir ailenin servetini korumak. Bir adamın koltuğunu korumak. Tek bir hedef. Demokratik bir ülkeye müdahale ediliyor artık. Onun için bütün vatandaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Toplumsal barışa ihtiyaç var. Birliğe, beraberliğe ihtiyaç var. Hepimize sorumluluk düşüyor. Evet, Türkiye'de muhalefet partilere sorumluluk düşüyorsa, herkese sorumluluk düşüyor. MHP'nin genel başkanının yaptığı hatalar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Bu seçimde gereği neyse yapılmalı. Önümüzde sandık var. Karamsar olmamamız gerekiyor. Sandıkta gereken ders verilirse onlar da aklını başına toplarlar diye düşünüyorum. Uyandırıyorsanız o zaman halkın motivasyonu